Değerli öğrenciler merhaba. Katı basıncı test 2 5. soru. Fen bilimleri dersinde öğretmen katı basıncı konusunu tekrar ederken sınıftaki bazı öğrencinin öğretmene verdiği örnekler şu şekildedir. Örnek veren öğrenciler Ece, Gökhan ve Umut. Çeşitli görsellerle açıklamalarda bulunmuş. Buna göre bu verilere bakarak seçeneklerdeki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A seçeneğine bakalım. Gökhan'ın katı basıncında basınç yüzey alan ilişkisi kavradığı söylenebilir. Gökhan'ın örneğini inceleyelim. Gökhan demiş, eşit ağırlıktaki cisimlerden yüzey alanı küçük olanın zemine uyguladığı basınç daha büyüktür. Bu doğru bir ifade. Bakalım bunu görselde doğru ifade etmiş mi? Aynı ağırlıkta ördek ve tavuk vermiş. Ördeğin yüzey alanı daha geniş, tavuğun yüzey alanı daha küçük. Tavuğun basıncının büyük olması gerekiyordu. Gökhan da öyle demiş, P2 büyüktür, P1 demiş. Yani görselde söylediği bilgiyi de doğru açıklamış. O halde A seçeneği doğru bir ifadedir. B seçeneğine bakalım. Ece, katı cisimlerin kuvveti iletme şeklini doğru olarak göstermiştir. Ece'nin verdiği örneği incelediğimizde katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Bu doğru bir ifade. Görselde bunu doğru olarak vermiş mi? Çivinin üzerine bir F1 kuvveti uygulamış ve duvara F2 kuvveti olarak iletilmiş. F1'in de F2'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani Ece görseli de doğru anlatmış. O yüzden B seçeneği de doğru bir seçenek. C'ye bakalım. Umut verdiği örnekle açıklamak istediği basınç özelliğini doğru bir şekilde açıklamıştır. Umut'un verdiği örnek yüzey alanları aynı olan cisimlerden ağırlığı büyük olan cismin zemine uyguladığı basınç daha büyüktür. Bu doğru bir ifade. Görselde doğru anlatmış mı? Görselde yanlış anlatmış. Çünkü yüzey alanları aynı olan cisimlerden bahsediyor. Burada görselde verdiği cisimlere baktığımızda yüzey alanları aynı değil. İlk görselde iki tekerlek yerdeyken ikinci görselde üç tekerlek yerdedir. Dolayısıyla C seçeneği bizim aradığımız seçenektir. D seçeneğine bakalım. Ece'nin verdiği örnekte basınçlar arasındaki ilişki P2 büyüktür. P1 şeklinde yazılabilir. P2'nin oluştuğu yerdeki yüzey alanı küçük olduğu için P2 büyüktür. P1 yazılabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Bizim ulaşamadığımız seçenek C seçeneğidir.